Arkadaşlar merhaba. Mehmet'in Dünyas kanalına hoş geldiniz. Dün çevre dönerken pak kırma işlemini yapmıştık. Bugün e, çevre dönerken radius işlemini yapacağız. Daha önceden çizdim. Gene standart boyutlar kullandım. Hesaplaması kolay olsun diye. Ç takım çap telafisiyle bu işlemi yapacağım arkadaşlar. Öncelikle R5 dediğin yerde her zaman unutmayalım ki dün açıklama yapmıştım. Yani şu ölçü 5'tir. Diğer ölçüde 5'tir muhtemelen. Ee, bu diğerinden birazcık daha farklı. İçine komutlar alacak. Eski tezgahlar için. Yeni tezgahlar için daha kolay ko kodları var. Arkadaşlar. Gene standart olan e, bir önceki programların kapatma komutlarını kullanıyoruz. Takımımızın x'ye 0 eksenini kullanıyoruz. Bunları açıklamıyorum çünkü daha önceki videoda açıkladık. Şimdi daha önceki videoda şunu söylemiştik. Takım telafisiyle döneceğimiz offset sayfasına da yapacağımız takımın yarı çapını yazacaktık. Dün 32'lik takımla yaptığımız için offset sayfasına 16 yazmıştık. 16 yerine 10 Mesela artık takım yapacaksanız yarı çapını 8 de yazabilirsiniz. Yani eksenler her zaman aynı olduğu için o otomatik hesaplamayı yapacaktır arkadaşlar. Bu işlem içinde takım telafisiyle yapacağımız için aynıları geçerlidir. Sadece yapacağımız ee takımın yarı çapını offset sayfasına geometri bölümüne yazacağız. Evet arkadaşlar. Bundan sonra Devir vereceğiz. Ee, bunu 16'lık takıma döndüğümüzü farz edersek offset satırına offset satırına veya demiştik bazı e, bir dakika görüntü gitti. Offset satırına veya da geometri satırında e, yarı çapını çap bölü çarp bölü 2 yazarak yani 16'lık yapıyorsak 8 yazarak işlemimize devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, bundan sonra 16'lık takıma tarama kafayla yaptığımızı düşünürsek S2700 devir M3 ilerlemeyi vereceğiz inşallah arkadaşlar. G43 gene takım çap telafisine gireceksek Ofset sayfasından boylarını aldıysak yanına haştırı yazabiliriz. Ama ben bunu genelde geçen şeyde de söyledim. Alışkanlık olsun diye yazıyorum arkadaşlar. Parçamızda dışarıdan dalma işlemi yapacağız. X-100 Y-100 X-0 absöltümüz ortası. Bunu kabul ettik. Yani şu köşeden takım boşta gitti. Şimdi Z0'a indi. Z0'a indikten sonra alt program açıyorum arkadaşlar. 8 P 2 Bu O1. Birinci program. ve tekrar. Gene diyelim ki bunun kalınlığı olsun. Şöyle gözüküyor kalınlıkta 10 milimetre olsun. 10 milimetre 0.5 10 10'da 5 dalış alarak çevreyi döndüğümüzü farz edersek 10 bölü 0.5 eşittir. 20 tekrar yapar. Yani L tekrar sayımızı 20 olarak yazıyoruz. M98 Buraya yazdığımız P, P numarasındaki programı O1 ve o 2 açar. Velhasıl G0 G90 Z200 200 mm yukarıya tamam mı? Şurası G0 Hızlı bir şekilde G90 absolutime göre kalktıymış. Bir komut daha göstereyim arkadaşlar size. G28 komutu. G28 komutu referansa gönderme komutudur. Tezgahınızın ilk açtığınızda referansa gönderdiğiniz noktalar neresi ise yazdığınız değere göre onun referansa gider. Şimdi bazı tezgahlarda G28 mitsubishilerde X0 yazdığınız zaman X'in referansına gider. Ama fanukların bazılarında G28'den sonra bulunduğu konumdan G91 e, atıyorum Z0 dediğiniz zaman bu şekilde gider. Bu anekdot olarak kalsın. G28 konutu önemlidir. Bu referans offsetine gönderir. Yani 200'de değil de magazinde takım değiştireceksiniz. Referansa gönderip de ondan sonra takım değiştirirseniz tezgahlarda hata vermiyor. Ama bazılarında hata veriyor arkadaşlar. Daha sonra kalktıktan sonra M30 ile programı kapatıyoruz. Bundan sonra o2 yani alt programa geçtiğimiz yerde şurada şu satırın gerektirdiği işlemi yapacak alt programa geçtiğimiz yer O2 iki diyelim ikinci 2 iki nolu alt programı açtığımızı düşünelim burada diyoruz ki bulunduğu konumdan G91 gene G1 F ilerlemesine göre Z 0.5 aşağıya dal F 2000 ilerleme ile git diyoruz. Daha sonra arkadaşlar bunu tekrardan absolut değerime döndürüyorum. G90 absolut sıfırıma göre bulunduğu yere göre değil. Artık bulunduğu yer iptal oldu. G90 diyor. G90 e, G1 F ilerlemesine göre gene çevreyi saat yönünde döneceksem dış çevreyi G41 Geçen de söylemiştim. Saat yönünün tersinde çevreyi dış dış çevreyi döneceksem G42 kullanılır. İç çevreyi saat yönünde döneceksem G42 saat yönünün tersinde döneceksem G41 kullanılır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Yani ben şu anda saat yönünde döneceğim için G41 dedim. Sonra benim takımım şuradaydı değil mi? X 7 dışarıdaydı. D. Offset sayfasına yazdığım numara neredeyse ben D2'ye yazıyorum. D1'de Z0 olduğunu kabul edelim. D2'de bunun yarı çap telafisini yazdım. Veya D1'e Z'ni sıfırladınız. D1'in Offset'ine de yazabilirsiniz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Y'de hareket vermem lazım ki önce şu noktaya gelsin. Y'de. Bunu ne yaptık? Geçen defa bunların işlemlerini yapmıştık. Y ölçüsü 50. Değil mi? Y ölçüsü. Merkezden kaçtığımız için 50 bölü 2 eşittir 25. Değil mi? X ölçüsü 100 bölü 2 boyu 100 çünkü 100 milimetre eşittir 50. E bunların bir de başlangıç noktaları vardı değil mi? 5'er milim. 5 böyle. 5 de buradan buraya radius da olsa 5'e 5'tir bu. Ee, R'ler için bu 20 olur. Burası 45 olur arkadaşlar. Bu R'leri yazabilmek için. D2 Y de bu 25'e gidecek arkadaşlar. Artı 25'te. Daha sonra <laughs> bu vatandaş x de hareket edecek. X artı da 45'e gelmesi lazım. Şu ekseni. Yani takım buradan dolaştığı zaman şurada olması lazım x diyoruz ki 45'e git. Daha sonra bakın burada şu oval hareketi yapmak zorunda yarım daire. Bunu yapmak için şimdi G2 komutu var. G2 komutu ne işe yarar? G2 komutu <laughs> çaplarda çap yaparken saat yönünde harekettir. Şu şekilde. Çap bulunduğu konuma göre bu şekilde verdiğiniz değere göre harekettir. Bir de G3 komutu vardır. G3 komutu da saat yönünün tersinde oval harekettir arkadaşlar. Yani çap olarak. Burada nasıl bir hareket var? Saat yönünde. Şimdi diyoruz ki G2 X'imizin gideceği nokta ne oluyor? 50 milim. 50 milime gitti. Yani göre baktığımız zaman şu ölçü değerini bulmamız lazım ki buradaki R'yi yapabilsin. X'te 50 milime gitmesi lazım. Y'de de 20 milime gelmesi lazım. Değil mi? Y'de 20 milime geldi. Bir de buna benden isteyeceği şey şu. Kaçtık. Radius yapayım ben buraya. Tam G2 önünde döneyim ama bu dönüşümü ben hangi çapa göre yapayım bulunduğum konumdan? Senin bana başlatma komutu olarak burayı verdik. Değil mi şu ikisinin toplamı? Buradan ne kadar döneyim? Buraya da bu geliyor. R5 arkadaşlar. Bunu yaptı mı bizim bu işlemimiz döndü. Döndükten sonra arkadaşlar tekrardan bazı tezgahlarda gerekiyor bazı tezgahlarda gerekmiyor. G1 yazmak zorundayız. Tamam hepsinde gerekmeyebiliyor. Y de şu noktaya gideceğiz. Y bu sefer ne oluyor? Yarayı geçtikliği için -20. eksi 20. Eksi 20'ye geldi. Sonra gene G2. Y eksi bakın buraya 25'e gelecek. X burası ne oluyor? 45. R de 5 olacak arkadaşlar. Velhasılı gene G1 X bu sefer eksi 45'e gidecek. Sonra G2 ile gene X eksi 50'ye gelecek. Şurasının en yüksek noktası 50. Y de eksi 20. Buradan G1 Y20'ye çıkacak yukarıya. Şu noktaya çıktık arkadaşlar. G2 Y25'e gidecek. X de şuraya gelmesi lazım. X orası da neydi? X eksi 45'ti arkadaşlar. Burada gene bir şuradaki R'yi yazmayı unutmuşuk. R5 buradakine de R5 yazdık. Buraya geldi. Buraya geldikten sonra geçen ne dedim? G40'lı satırı fanlık işlemlerinde tek yazsanız sıkıntı olmuyor ama bir şeylerde şöyle terse bir hareket yaptığını söylüyorum. Onun için ikisi içinde geçerli olarak G0 G40 bu 40. G42'nin G41'in iptalidir. Kesinlikle çünkü iç çap ve dış çap dönmek için kullanılır. Eksen yazıyorum. X eksi 100 başlangıç noktama çıksın. Y 100. Şu dışarıya çıkarttım takımımı. Hızlı bir şekilde F ilerlemesiyle. Sonra diyorum ki bu satırı tekrar et. Evet arkadaşlar. <laughs> bu şekilde programımızı sonlandırmış olduk. Eğer R'lerde görmediğiniz bir şey varsa yani yapmıyorsa şunları R10 yaparsınız veya da bunları iki buçuk indirirsiniz ama en son yaptığım programlama da bu şekildeydi tezgahta R'leri ona göre tutuyoruz arkadaşlar İlerleyen ilerleyen günlerde daha farklı videolarla inşallah karşınıza geleceğiz ee, mesela GND2 komutunun kullanımı var. Tezgahlarda önemli bir komut. Ee, offset sayfasından yapabiliyoruz bunun işlemini ama programın içindeyken aynı komutu kullanamıyoruz. Şimdi bazı alıştırmaları evde mesela kendiniz de yapabilirsiniz. Bir tarafı bunun pahlı olduğunu düşünün. Bir tarafının radyüstü olduğunu düşünün. Ona program nasıl yazılması gerekiyor. Sonuçta bunların toplamından oluşuyor yani kodlar. Bu tarafının pahalı olduğunu düşünün. Sadece G2 ile R'yi koymayacaksınız. Buraya geldiğiniz zaman pah yapsın diye. 2.x ve y noktasını yazıp buraya geleceksiniz. Burada mesela radius koyarsınız kendinize. Kendinize alıştırma yaparsınız. O kadar e, bu işi kavrarsınız. Buradan da buraya mesela yut, e, Play Store'da, Google Play Store'da bununla ilgili hani birkaç tane tamam iyi olmasa da simülasyon programı var. O simülasyon programlarının en azından bunları yazdığınız zaman size yardımcı olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Veya iş yerlerinde çalışan arkadaşlar için iş yerlerinde bunları tezgahın hafızasına yazıp simülasyon yaptırabilirler veyahut da e, böyle parçalar geldiğinde daha rahat bir şekilde akılların bu fik e, bu ön bilgileri kullanarak kendilerince program yazabilirler. Bunlar mesleğimizin e, makine CNC operatörleri için gerekli olan e, kodlar. İnşallah gün geçtikçe aklımda bulunanları karınca bir sizlere aktarmaya çalışacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.